Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Size anestezi tarihi ile ilgili bazı kısa bilgiler vereceğim. İsterseniz işe anestezi kelimesiyle başlarım. Anesteziden kastedilen hadise, geçici bir bilinç kaybı ile beraber duyu fonksiyonlarının tamamıyla ortadan kalkmasıdır. Burada söz konusu olan hadise de AN2, olumsuz beyittir. Estezi ise duyu his anlamında kullanılmaktadır. Yani duyularımızın ortadan kalkmasına biz anestezi adını veriyoruz. Anestezinin terim ve tanımına baktığımız zaman bir amaç olması lazım. Bu amaçtan kaydettiğimiz ağrısız ve hastanın hareketsiz olması ve cerrahi girişiminin mümkün olan en üst düzeyde uyku benzeri bir durumla gerçekleştirilmesidir. Her şeyde olduğu gibi eski zamanlara baktığımız zaman karşımıza opium, afyon çıkıyor. Afyon ve mandragora meyvesinden elde edilen, mandrake denilen bir sıvı ve buna ek olarak kokain, alkol ve bunlar süngerlere batılarak tedavi amaçlı kullanılmış. Buradaki eski bir resimde bu sünger için hazırlanan sıvıyı görmektesiniz. Gene tarihe baktığımız zaman karşımıza çıkan kahramanlardan bir tanesi Paracelsus. Kendisi İsviçreli Salzburg'da 1493-1541 arasında yaşamış ve dietil eterin tavukları uyutan bir madde olarak tanımlamıştır ve ağrılı durumlarda bunun kullanılabileceğini işaret etmiş ama daha sonra bu konuda bir çalışma olmamıştır. 1770-1834 yılları arasında yaşamış olan Joseph Priestley ise İngiliz bir fizikçi, kimyager, filozof ve aynı zamanda papaz. Hani dille bilimi bir arada bağdaştırmış bir kişi. Özellikle karbondioksit üzerinde araştırmaları ve oksijenin bulunuşu ile ilgili katkıları bulunmakta. Joseph Priestley'in asıl bizim anestezi ilgili katkısı ise gülme gazı olarak adlanılan nitrit oksidi ilk bulan kişi olması. Nitrit oksit kahkaha gazı o yıllarda özellikle panayırlarda insanları eğlendirmek için kullanılan bir gaz ve ününü bu şekilde başlamış. Humphry Davy ise 1778-1829 yılları arasında yaşamış bir İngiliz kimyager, fizikçi ve bir mucit. Özellikle bileşikleri elektrik enerjisiyle ayrıştırmış ve elementleri saf olarak elde etmeyi başarmış. İngiltere bilim camiasında ünlü bir kişi. Aynı zamanda gazlar üzerinde de çalışmış ve özellikle nitroz oksit verilebilecek bir maskeyi buhar makinesi mucizi James Watt'la birlikte tasarlayarak ortaya koymuşlardır. Humphry Davy'nin bir özelliği de nitrik oksitin sadece gülme amacıyla değil, aynı zamanda ağrı kesici özelliği olduğunda ilk belirleyen kişi olmasıdır. Gene İngiltere'den bir kahramanımız var. 1811-1870 yılları arasında yaşamış olan James Simpson, kloroformu önce eğlence için kullanılmaya başladığını fakat aşırı dozların ölümleri yol açıp da popülerliğini kaybettikten sonra kloroformun anestezik özelliklerini tanımlamış bir kişidir. Ve bir doktorun kızını da kloroform kullanarak doğurtmuş ve ismini de Anestezia koymuşlar. Yani Anastasia'dan başka bir de Anestezia ismini görmüş olduk. Tabii o dönemlerde doğumun tamamıyla doğal yapılması tartışıldığından dolayı doğumda anestezi kullanılması işi biraz daha ciddileştirmiş ve bu konuda James Simpson ciddi eleştirilere maruz kalmıştır. 1842 yılına geldiğimizde karşımıza eter yeniden çıkıyor. William E. C. Clark diş çekimlerinde, Crawford Long ise boyundaki bir kiste eksizyonunda eteri kullanmıştır. Ve aslında ikisi Clark ve Long anestezide eteri ilk kullanan cerrahlardır. 1846'da yeni bir diş hekimi, ki anestezinin başlangıcında diş hekiminin büyük bir önemi var. William A. Morton ise eten inhalatörünü kullanmış ve özellikle diş çekimlerinin ağrısız hale gelmesinde ciddi bir katkısı olmuştur. Yakışıklı ve bıyığı kuvvetli bir amca. 1847 yılına gelince karşımıza John Snow çıkıyor ama bu John Snow değil. Bu ismini gördüğünüz John Snow. Eter inhalatörünü İngiltere'de kullanmış. Bu onun replikalarından bir tanesi ve aynı zamanda anestezi konusunda çığır açmış anestezinin bir bilim dalı olarak yerleşmesindeki ilk kahramanlardan bir tanesi olarak kabul edilmektedir John Snow. Tabii John Snow'un sadece kloroform inhalatörünü de beraber kullanılarak Kraliçe Victoria'nın iki doğumunu yaptırması ününü oldukça arttırmış
ve aynı zamanda ilk anestezi doktoru olarak almasına da sebep olmuştur. O yüzden Jon Snow anestezinin kurucusu olarak biliniyor. İlk kitabı yazan o ve aynı zamanda ilk anestezi uzmanı olarak da gene Jon Snow tarihte yerini almıştır. Ve yaklaşık 11 bin hastaya anestezi verildiği hesaplanmıştır. Kendisi tarafından. 1849'da karşımıza gene nitroz oksit çıkıyor. Horace Wells, gülme gazını kullanan kişilerin ki bunu eğlenmeler amacıyla kullanıyorlar, bacakları kesildiği zaman hiç ağrı hissetmediklerini görünce kendisi de bu gülme gazını kullanmış ve üstüne üstelik bir dişini de kendisi çekerek bunun ağrısıya iyi geldiğini ve ağrısız diş çekimlerinde kullanabileceğini kendi üzerinde ispatlamıştır. 1960'lara gelene kadar eterin hakimiyetine bir tek 1934 yılında siklopropan karşı çıkmış ama ikisi de çok yanıcı olduğundan dolayı maalesef 60'lara kadar gelmelerine karşın günümüzde kullanılmamaktadırlar. 1956 yılında halotonu görüyorsunuz, en tanınmış olan gazlardan bir tanesi. Daha sonra ise flüoran grubuna geçiyoruz ve flüoran grubu içerisinde sevorein diyebildiğimiz sevoflüoran 1995 yılında anestezik olarak ameliyathanelerde yerini almıştır. Biliyorsunuz anestezide gazlar inhalasyon yani solunum yoluyla kullanılıyor. Fakat aynı zamanda lokal ve regional dediğimiz bölgesel bir anestezi de var. Ve en son olarak da intravenöz olarak damardan verilen ilaçlarla kombine anestezi yapılıyor. Ve tabii ki bu hastanın durumuna göre gelişen bir kombine teknik olarak günümüzde kullanılmakta. Lokal anestezi veya bölgeli anestezi gelince aklımıza Karl Kohler'i hatırlıyoruz. Karl Kohler, kokaini topikal olarak gözde kullanan ilk hekim 1884 yılında. Henry Quinque ise önemli bir kişi. 1842-1922 yılları arasında yaşamış ve ilk lomber ponksiyonu yapan kişi Henry Quinque. Lomber epidural anestezi ise 1921 yılında ilk defa uygulanmış. Bunu uygulayan da bu gözlüklü doktorumuz Fidel Page. İntravenöz anestezilere gelince en eskilerinden bir tanesi biliyorsunuz kloral hidrat. Barbiturat ise 1903 yılında bulunmuş ama daha sonra 34'te tiopental gündeme gelmiş. 1957'de benzodiazepinler, 1972'de etomidat, 1977'de propofol ve 1978'de midazolam. Bu ikisi de aynı zamanda günlük ayaktan anestezi uygulamasında günümüzde büyük bir çığır açmıştır. Tabi anestezik maddelerden bahsederken opiyetleri ve morfini atlamamak lazım. Morfin çok eskiden beri bilinen bir madde 1805 ama meperidin hidroklorür yani bizim bildiğimiz dolantin ise 1939 yılında üretime başlanmıştır. Dolayısıyla başlangıçta tiopental indiksiyon için, amnezi için nitroz oksit, analjezi için meperidin ve kas gevşetici olarak da kürar gündeme girmiş. Daha sonra bunun yerine fentanil, sülfentanil, alfantil, remifentanil gibi değişik ilaçlar da indüksiyon için kullanılmaya başlanmıştır. Ve anestezinin devamı için de kullanılıp günümüzdeki anestezi şekline ulaşılmıştır. Peki Türkiye'de anestezi deyince aklımıza geliyor. Bir Miraler Doktor Ahmet Bey var, bir Münif Bey var ve 1898 yılında Türkiye'de görev yapan Robert Ryder Paşa var, Alman. İlk anestezi dersleri onun tarafından verilmiş. 1900 yılında ise Cemil Topuzlu kloroform üzerine çeşitli yayınlar yapmış. Bunu da 80 yıllık hatıralarım adlı kitabında açıklamıştır. Cemil Topuzlu ile ilgili benim küçük bir sunumum var. Ona bir göz atarsanız sevinirim. Bu imparatorluktan cumhuriyete gelmiş bir cerrahın kişiliğini merak edenler için iyi bir kaynak. Peki Türkiye'de anestezi ne var? Anestezi deyince aklımıza bir Profesör Doktor Burhanettin Toker, Profesör Doktor Sadesun ve Profesör Doktor Cemalettin Öner aklımıza geliyor. İlk entübasyonu Burhanettin Toker ve Sadesun 1949 yılında yapmış. 1956 yılında ilk anestezi uzmanı olarak çalışmaya başlamışlar. Kendilerini saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Sevgili arkadaşlar, bu kısa sunumu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar, sağlıcakla kalın.